Ayhan Bey merhaba. Merhabalar Selçuk Hocam, nasılsınız? İyiyim iyiyim. Görüşemedik bir süredir. Evet, son canlı yayınımızdan sonra tekrarlayamadık onu bir daha. Öncelikle çok teşekkür ederim Selçuk Hocam, hem size hem de Ulukaya girişiminin değerli arkadaşları, takımı, çalışanları. Bu güzel canlı yayın bir serisi başlatmaları çok güzel bence. Çünkü bu yaşanan ortamda hem işte girişimci genç arkadaşlara hem de bilgi almak isteyenler için çok güzel bir yöntem. Onun için her zaman tabii Ulukaya girişiminin yaptığı çalışmalardan mutlu olduğumuzu ben dile getireyim. Teşekkür ederim. İstersen bizim katılımcılarımız, hani tanımayanlar belki vardır diye, çok kısa bir şekilde kendini ve Augment Hukuk Bürosu'nu anlat. Ondan sonra bazı sorularla devam edelim. Tabii öncelikle adım Ayhan Ömen, avukatım. Yaklaşık neredeyse 12 yıldır New York mahkemesine kayıtlı olarak avukatlık yapan biriyim. Burada hukuk büromuz var. Kurduğumuz hukuk büromuz neredeyse işte 8-9 yıllık bir geçmişi var. Ve bizim de ekibimizde, tabii benim dışında avukat arkadaşlar da var. Ekibimizle beraber İşte hem kişilerin hem şirketlerin Amerika'daki açılımları olsun, şirket kuruluşları olsun, ön startup adımları olsun, ondan sonra onların göçmenlik alanındaki çalışmaları olsun. Bu ister işte yatırımcı vizesi tarzı vizeler, ister çalışma vizeleri, ister şirketin elemanlarını getirmekle ilgili çalışmalarını da yapıyoruz. Bu noktada da genç girişimci arkadaşların soruları olursa her zaman biz yardımcı olmak için buradayız. Teşekkür ederim. Ayhan diyeceğim samimiyetimize dayanarak. En çok Türkiye'den ticari manada iş yapmak isteyenlerden gelen soru nedir sana? En çok neyi soruyorlar? Mesela iş yapılmak istendiğinde bir şirket kuruluşunu merak ediyorlar. Şirket kuruluşlarında ne tür bilgiler gerekiyor? Türkiye ile kıyasladıklarında Türkiye'de ciddi bir prosedür var. Gerçi son yıllarda orada da çok bu noktada kolaylaştırılmaya çalışıldı Türkiye'de de. Ama gerçekten Amerika'da şirket kurmak böyle, yani elini böyle yapmak gibi bir şey yani. Çok hızlı böyle. Dolayısıyla şirket kuruluşunda da çok böyle basic, basit bilgiler yeterli olabiliyor. Biz şirketleri kuracak girişimciler bize ne lazım dediğinde biz bir şey lazım değil diyoruz yani. kimlik bilgisi yeterli, yani isim soyisim. Ayhan Bey, pasaportunu istemiyor musunuz diyor. İstemiyoruz ama lütfen gönder diyoruz. En azından isim yanlış yazılmasın. Hadi yasal ismi doğru yazalım diyoruz. Ve tabii şaşırıyorlar. Mesela benim aldığım ilk tepki oluyor. Bir de şeyde çok ilginç durumlar oluyor. Uçmazlıklarda, ticari alacaklarda. Şimdi ikincisi de şeyde çok gündeme geliyor. İşte Ayhan Bey, dava açacağız. Bu kadar alacağımız var. Almak istiyoruz. Avukatlık parasını da karşı tarafa ödeyeceğiz diyorlar. Şimdi öyle bir şey burada yok. Yani dolayısıyla hani genel olarak yok. Şimdi biliyorsun Türkiye'de çünkü iş adamları ya da girişimciler herhangi bir uyuşmazlık olduğunda, alacaklı olduğunda kaybeden taraf diğer tarafın şeyini ödüyor mahkemelerde. Avukatlık masrafını ödüyor. Burada o yok değil mi? Burada o yok. Burada o yok ve bu çok hani İngilizce tricky part derler ya, böyle çok ince bir şey, böyle ayrıntı. Ve eğer siz bu tip yüklü davalara girdiğiniz zaman, biz öyle alacaklar gördük ki zamanda, yani alacağı parasının neredeyse çoğunu, yarısından fazlasını şeyde harcamış, almaya çalışırken harcamış parayı. Dolayısıyla bu tip noktalarda avukatlık parasını alamıyorlar. Ama bunun istisnası şu oluyor Selçuk Hocam, eğer sözleşme yaptıklarında bu detay belirtilirse, hani bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıktan dolayı beni hukuki sürece sokarsan ve bu hukuki süreçten dolayı ben avukatlık masrafı harcamama yol açarsan senin hatandan dolayı, o zaman ben sana onu da ödetirim diye sözleşmeye koyduğunuz zaman, o zaman talep edebilme durumu gündeme geliyor. Ama çoğu zaman bu, eğer o şekilde bir sözleşmede bir şart yoksa bu mümkün olmuyor. Genelde gelen iki değişik durumlar bu oluyor diyebilirim. Bu FTA ile ilgili epey bize sorusu geliyor. Belki sana da geliyordur. O süreçlere dair bir bilgin var mı? FTA izni nasıl alınıyor, süreç nasıl takip ediliyor diye. Şimdi şu var. Hani biz tipi idari çalışmayı yapmıyoruz. Hani ofis olarak yapmıyoruz ama bunu yapan şeyler var. Özel firmalar var, acentalar var, avukatlık büroları var. Direkt FTA durumuyla çalışanlar. Ama ben şunu söyleyebilirim. Günün sonunda eğer FTA'nin onayını gerektirecek bir şeyle geliyorsanız, bu çok hassas bir durum ve dolayısıyla bunun için FTA için gerekli çalışmaları ve başvuruları yapıp onay almanız gerekiyor.
Hani bunu yapmadan çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Ben bu noktayı söylemiş olayım. Yapılacakları en önemli adımlardan bir tanesi onlar oluyor. Benim diğer bir tavsiyem de şey olacak. Bu tip durumlarda eğer kişiler ürün getiriyorsalar buraya bu tarz şeyi kesinlikle tavsiye ederim değerlendirmelerini. Bir tabii FTA ile ilgili çalışmaya bakmaları. İki lojistik firmayla yakın çalışmaları. Çünkü lojistik firmalar bu konularda belli ürünlerin gelmesinde çok ciddi anlamda bilgi verebiliyorlar. Çünkü lojistik firmaların bir de bünyelerinde ya da dışarıdan çalıştıkları kişiler var. Bunlar uzmanlar ve bu uzmanlar bu gümrük konusunda çalışma yapan uzmanlar oluyor. Dolayısıyla bunlarla çalıştıklarında en azından bir ürünün tam belgesel anlamda neye mal olacağı onlara giriş yaparken ülkeye ve onun dışında ekstra izinler neler gerekiyor çok net öğrenebilecekleri bir resource diyeyim. Yani o açıdan bir lojistik firmayla detaylı bu durumu da konuşmalarını tavsiye ederim adımı atarken. Yoksa hani detaylı FTA sürecini anlatarak hani anlatamayacağım ama diyeceğim sadece şu FTA onayı gerektirip gerektirmeyeceğine dikkat etmeleri lazım getirecekleri ürünün. Hı hı. Ve bu noktada çalışma yapıp onayı almaları gerekecek. Zaten bildiğim kadarıyla Amazon'a örneğin ürün giriyorsa Amazon onu zaten istiyor. Yani size söyleniyor ya da toptancı da istiyor. Tabii aynen aynen. Burada şimdi biraz önce öğrenci vizesiyle gelip şirket kurulabileceğinden söz ettik. Bir önceki konuğumuzun ifadesi. Aslında gelmesine de gerek yok. Yani Türkiye'de yaşayıp hiç Amerika'ya ayak basmadan burada şirket sahibi olunabilir. Değil mi? Aynen. Bunu şöyle görmek lazım. Düşünün ki aynen dediğiniz gibi ülke dışındasın ve Amerika'daki borsada hisse senedi almak istiyorsun. Yani bu mümkün bir şey. Yapabiliyorsun. Hisseyi alabiliyorsun. Evet. Yatırım yapabiliyorsun. Evet. Dolayısıyla ya da Amerika dışındasın, Amerika'da emlak almak istiyorsun. Bunların hepsi mümkün şeyler. Dolayısıyla alabiliyorsun. Amerika'da bulunmana bile gerek yok. Vekalet yöntemiyle halledebileceğin durumlar. Şirket kuruluşundaki olay şu. Kişinin Amerika'da bir şirket kurmak istediğinde, kişi Türkiye'de olabilir. Burada en dikkat edilecek nokta şeye gelecek. Şirket kurmada bir sakınca yok. Şirket kurulabilir. Şirkete gerekli sertifikalar alınabilir. Banka hesabı açmada görüyoruz. Yani banka hesabı açmada çoğu banka kişinin burada olmasını istiyor. Yani burada bulunmasını fiziksel olarak istiyor. Tabii. Gelip gidebilir şekilde banka hesabı açarken şey yapabiliyorlar, isim ekliyorlar. İşte firmanın içindeymiş gibi ya da çalışanıymış gibi, yöneticisi gibi. Ve bu sayede açabiliyorlar. Bir de bazı firmalar, bazı bankalar anlaşma yaptıkları firmalar olabiliyor. Dolayısıyla hani kişi gelmeden açmasına yol açabildikleri durumlar olabiliyor. Burada benim gördüğüm tek takılacakları nokta o banka hesabı açması noktasında olacak. Yoksa kesinlikle şirket açmasında bir engel yok. Kişi ülke dışında olabilir. Kişi Amerika'da ona çalışma izni vermeyen başka bir statüde de olabilir. Açabilir bunu. Ama tabii ihlal etmemeye dikkat etmesi gerekecek. Çalıştığı yani yapacağı işe dikkat edecek. Çünkü teknik olarak o firmada yasal çalışmaması gerekiyor. Eğer çalışırsa o zaman öğrenci statüsünü ihlal etmiş olacaktır. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa şirket sahipliği, şirket kuruluşunda herhangi bir engel yok. Mesela siz öğrenci dediğiniz için o noktadan gireyim. Sonra yabancı yatırımcılara değineyim. Öğrenciler bunu bize zaman zaman arıyor öğrenci arkadaşlarımız, genç arkadaşlar burada. İşte bizim şöyle bir fikrimiz var ya da kurmak istiyoruz. Kurabilir miyiz? Kurabilirsiniz. Buna bir engel yok. Şirket kuruluşunu yapmanızda bir engel yok. İkinci gelen soru genelde onlarda ve yabancı yatırımcılardan da gelen o. Ya da bizim ülkemizdeki girişimcilerden. İşte Ayhan Bey, Amerikan vatandaşı bir ortağımız olmak zorunda mı? Çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Hayır, öyle bir zaruret yok. Öyle bir zorunluluk yok. Yani dolayısıyla böyle bir şart aranmıyor. Bu ne zaman belki istisna olabilir ya da size faydalı olabilir? Ne zaman siz eğer Amerika'daki projeler ya da işte federal hükümetin desteklediği projeler, ihaleler diyeyim, bunlara girmeyi planlıyorsanız o istisna yani. O zaman gerekebilir, projeden projeye değişebilir. Sizin ortaklığınızda ya da bazı dönemde şirket yöneticisi ya da çalışanlarında vatandaşlık aranabilir. Bu çünkü federal bir ihale olacağı için. Tabii. O da yani orada da tabii özellikle var işte savunma, bazı hassas alanlarda daha sıkı yapılıyor. Kesinlikle. Eyaletler için de benzer şeyler zaman zaman olabiliyor değil mi? Yani o eyalette yaşaması lazım vesaire diye.
Aynen, çünkü biliyorsunuz Amerika'da 50'nin üstünde eyalet var. Her eyaletteki şirket kuruluşu farklı olacak. Genel belki bir genel adım olarak benzeyebilir, genel olarak o adım olabilir ama değişken bir durum. Dolayısıyla her yerde kurulacak bir şirket belli şartları gerektirebilir ama kimisinde görüyoruz vergi avantajları var, kimisinde Genelde farklı kolaylıklarla Delaware mi geliyorlar. oluyor bu dönemde? En çok Delaware'de mi kullanıyor? Evet, yani daha çok Delaware, çünkü eski yıllardan beri de öyle, çok bu noktada destek görüyor. Delaware'dan sonra Wyoming var. Yani değişik böyle birkaç eyalet ön plana çıkmış durumda. Ama tabii Delaware ya da Wyoming gibi yerlerde işte vergi avantajı. Hatta Delaware'in diğer bir artısı, yarın dava açılırsa sana seni koruyor. Korumaya çalışıyor oradaki mahkeme. Oradaki mahkeme kendi domestik, yani kendi bölgesinde oluşan firmanın faydasına olan adımlarla ilerlemeye çalışıyor. Dolayısıyla bu şirketlere çok inanılmaz fırsat yaratıyor. Bir de özellikle Uluka'ya girişimi gibi bir girişime giren genç arkadaşların, girişimcilerin startup mantığında girdikleri için çok ideal oluyor bu tip eyaletlerde kurulması. Hem vergisel avantajları noktasında hem de yarın şirket büyüyebilir. Şirket farklı konumlara gelebilir. Dolayısıyla o noktada Delaware based ya da Wyoming based olmayı tercih edebilecekler. Ama Delaware tabii en eski olan, köklü olan bir eyalet diyebiliriz. Şirket kuruluşlarının ya da şirketlerin yer almak istediği bir yer aslında. Bir de tersini sorayım. Şirketim var, Türkiye'deyim. Buraya gelip burada yerleşebilir miyim? Ne tür kolaylıklar var? Çok güzel bir soru. Şimdi burada tabii şöyle görmek lazım. Siz Türkiye'de yer alan bir firmasınız. Üretici bir firma olabilirsiniz. Çok da hani mantıklı adımlar atabilir. Tabii servis hizmeti de olabilir. Değişken. Yapılacak mantıklı durum şu. Türkiye'deki ana firma tabii çalışmalarına devam ediyor olacak. Siz de Amerika'da bir şube olmak zorunda değil resmi anlamda. Şube olabilir, bağlantılı olabilir. Ya da siz diyelim Türkiye'deki firmanın %50'sinden fazla sahibisinizdir. Amerika'daki firmanın da %50'sinden fazlası olarak aslında iki şirketi resmi bağ koymuyorsunuz. Yani Amerika'daki şirketlerine kişi sahibi oluyor, Türkiye'deki şirket olmuyor. Bazı vergi avantajları var. Yoksa bu sefer karışma olabilir iki ülke arasındaki yapılacak. Bu sefer Türkiye'deki firma buradaki firmanın sahibi olursa bu sefer vergiye dikkat edilmesi gerekecek. Muhasebecilerin ortak çalışması gerekebilir. Bu tip durumlar farklı. Burada tabii şöyle söyleyeyim. Yapılacak mantıklı adım şu. Amerika'daki eğer Türkiye'de üretici firmaysa Amerika'da bizim marketing hub olacak o firma için ya da marketing noktası olacak. Ki şirketin ürettiği ürünlerin Amerika'daki dağıtımını, müşteri bulmayı, bunlarla ilgili çalışmaları yapacak bir nokta gözüyle bakılması gerekecek. Eğer böyle bakılırsa burada şirket kurulabilir. Burada kurulacak şirketin dediğim gibi en az %50'sinden fazla sahipleri benzer ise buradaki şirket kuruluşu yapıldıktan sonra şirket sahibi ya da şirket yöneticisi buraya gelecek kişi ister şirketler arası transferle, buna L1 vizeleri diyorlar. Şirket transferiyle L1A diyelim, yöneticiler için olan bir vize türü. Bununla gelip buradaki şirketin yeni ofis açımı ya da buradaki şirketin ilerlemesi için çalışmalar yapabilecek. Bu sayede hem burada durabilecek, oturumu olacak, çalışma vizesi olacak, hem de şirketin kuruluşunu ve ondan sonraki iş değişikliğini ilgilenebilecek. Ya da kişi ev vizeleri altında gelebilecek şirket yöneticisi ya da çalışanı. O da ya yatırım yapıyorsa Amerika'ya şirket yatırım yapmış olabilir. Bir şirket kurup içine finansal bir kaynak koymuş olabilir. Bu sefer E2 vizeleriyle Türkiye'deki girişimciler ya da yatırımcılar ya da şirket sahipleri ya da yöneticileri buradaki firmayı yönetebilecekler. Eğer ilk dediğim gibi ürün ticaretiyle ilgili bir durumsa o zaman E1 dedikleri şirketin aslında ticaret yapan özelliği gündeme geliyor. İki ülke arasında iki şirket arasındaki ticaretin çoğunluğu Türkiye ile Amerika arasında oluyorsa o zaman da E1 vizesi imkanıyla gene aynı özelliklere sahip E vizesi Amerika'daki şirketi yönetebilecek. Yani burada benim tavsiyem tabii şu olacak. Türkiye'deki üretici firmalar ya da Türkiye'den buraya servis amacıyla da açılmak isteyen firmalar olabilir. Bu normal. Diyelim Türkiye'de IT sektöründe çalışanları olan, grubu olan bir firma olabilir ve Amerika'dan aslında iş almak istiyordur ve buradaki kuracağı, adım atacağı şirketiyle buradan aslında alacağı müşterilerin işini orada yaptırıyor olabilir. Bunlar gayet doğal şeyler. Dolayısıyla bu noktada benim tavsiyem
kesinlikle gelip görmeleri, ne yapmayı planladıklarını, market araştırması yapmalarını ve ondan sonra da şirket kuruluşunu yapıp eğer ürün numunesi ise onu getirip işte gerekli izinler alınıp bu şekilde adımını atarsa burada şirket kuruluşunu ilerletmeleri çok doğal olur. Dediğim gibi illa şirketin sahibi Türkiye'deki şirket olmak zorunda değil. Şirketler arası bağ tekrar oluşabiliyor. Hala oluşabiliyor. Şöyle bir soru var Ayhan. Diyor ki Amerika'ya work and travel ile gittim fakat kariyerimi Amerika'da başlamak ve devam ettirmek istiyorum. Ne tür fırsatlardan yararlanabilirim? Şirket açmadan bu tür bir fırsat bulabilir miyim? Kastettiğim bu genç arkadaş şeyden bahsediyor. Biliyorsunuz yazın olan Work and Travel programıyla geldikten sonra acaba şirket açmadan bir iş teklifi alabilir miyim? Ya da bir yerde belki çalışma fırsatı bulabilir miyim diye soruyor. Benim bu tarz genç arkadaşlara tavsiyem şu. Öncelikle kendisi Work and Travel programıyla geldiğinde Amerika'daki tabii ortamı yeni görüyor, kültürü anlıyor ve İngilizcesi olabilir, çok çok iyi olmayabilir. Önce tavsiyem eğitim noktasını bir değerlendirmeleri olur ve eğitim noktasında kesinlikle ve kesinlikle İngilizcelerini geliştirmek olacaktır. Çünkü yarın yapmak istediği girişimde de hep bunların faydalarını yaşayacak kendisi. Dolayısıyla benim bu tip bir genç arkadaşa tavsiyem önce eğitimini geliştirmesi olur, İngilizcesini geliştirmesi olur. Eğitimini de geliştirirken ondan sonra da burada ilgi duyduğu alanda bir iş yeriyle görüşüp onların üzerinden sponsorluk alması ideal olacaktır. Önce bir öğrenci vizesine geçmesi gerekiyor diyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Work and travel'dan doğrudan Türkiye'ye dönmeden öğrenci vizesine geçilmiyor mu bildiğin kadarıyla? Geçiliyor mu? Şimdi şöyle oluyor. Amerika'da statü değişikleri mümkün. Eğer gelip programını başarılı ilerletirse, programını bitirmek üzereyken, tabii şunu hani anlamak lazım, ben onu da vurgulayayım. Şöyle bir mantıklı vize verilmiyor. Hani ben Amerikan konsolosluğu, ben işte work and travel gideceğim, sonra öğrenci olacağım dediğinde hiçbir vize vermezler sana. Ama bu noktada yalan da söylememek gerekiyor görevlilere kesinlikle. Dolayısıyla şöyle görmek lazım olayı. Eğer work and travel'a gelip, ben İngilizcemi de geliştireyim deme noktasına geliyorsa sonra, o zaman burada tabii ki bir okula başvurup onlardan I-20 belgesini aldıktan sonra statü değişikliği başvurusu yapılabiliyor. Ama alacağı vize değil. Vize bir tek Amerikan konsolosluğundan alınır. Burada alacağı statü değişikliği. Statü dışına çıkmadan burada eğitimini devam ettiriyor olabilecek. Şöyle bir soru var. Diyor ki Türkiye'de bir şirketim var. ABD'de şube açabilir miyim? Yoksa yeni ve başka bir şirket mi kurmak zorundayım? Evet. İki imkanı da var bu tarz bir iş adamının ya da girişimcinin. İsterse Amerika'da, şimdi gün sonunda şu var, yani şube açabilir, şöyle görmesi lazım. Hani yabancı firma olarak burada iş yapmaya çalışabilir ve bunun için o eyaletten izin alabilir. Bu imkanlar var. Ama burada bizim tavsiye ettiğimiz, zorunluluk değil tabii yanlış anlamasın, tavsiye ettiğimiz yeni bir firma kurulmasıdır. Eğer bu yeni kurulacak firmayı şubesi olarak algılatmak istiyorsa Türkiye'deki firma, bu basit. Burada kuracağı yeni firmanın %100 sahibi Türkiye'deki firması olacaktır. Hı hı. Eğer böyle bir şube zarureti yoksa o zaman kendi kişisel bilgileriyle o buradaki şirketin sahibi olabilir. Şirket kurmayı şu açıdan tavsiye ediyoruz. Yani onu zorunluluk olarak görmesi lazım. Sorumluluk anlamında. Çünkü sizin yarın Amerika'da yapacağınız bir ticaret işinden dolayı Türkiye'de dava açılması ya da sizin Türkiye'deki firmanızı Amerika'ya çağırıp size dava açtık, buraya gelin bizi temsil edin demelerini engellemelerini önler aslında. Yani dolayısıyla eğer Amerika'da bir firma kurulsa ve Amerika'daki firma buradaki alıcılarla işbirliği yapıyorsa, anlaşma yapıyorsa sorumlu olan ne olacak zaten? Dolayısıyla yarın burada bir uyuşmazlık çıktığı zaman üründen ya da servisten Amerika'daki alıcı ya da karşı taraf buradaki firmaya dava açılacak. Çünkü onun tarafı Türkiye değil. Dolayısıyla burada yeni firma kurulmasını yani zorunlu olarak bağımsız bir firma kurulması çok daha mantıklı olacaktır. Sorumluluk tarafı, vergisel tarafı bunları ayrı tutmuş olacaklar. Tabii uzun vadede işte eğer fon alma anlamında olsun, piyasaya, markete, şirkete açma anlamında olsun durumlar olacaksa Amerika'da olmasının başka faydaları da var tabii, değil mi? Ya, kesinlikle. Şimdi ben hiç unutmuyorum. Yaklaşık 8-9 yıl önceydi. Türkiye'de çok çok önemli bir iş adamının bu DEİK toplantısında bir açıklamasını duymuştum. Sormuştum, yani soru sorulmuştu. Soru soranlardandık biz.
Yani neden işte Türkiye'nin %70 ticareti komşularıyla yapılıyor? Ya da neden Amerika'yla yeterli ticaret yapılmıyor? Ve bu iş adamın verdiği cevap şuydu. Amerika çok uzak geliyor bize demişti. Hatırlıyorum hala. Yani Amerika o kadar büyük bir sektör ki, yani o kadar büyük bir market ki, düşünün Çin her tarafında dönüyordu buranın, değil mi? Bu yaşanan pandemik olaylardan öncesini bahsediyoruz. O kadar önemli bir market ki Amerika'da yer almak kesinlikle her firma için çok prestijli bir durum. Bir o. İkinci tarafa, siz zaten girişimini planlıyorsanız, yeni adımlar atıyorsanız, yer alacağınız gerçekten en önde giden ülkelerden bir tanesi. Çünkü destek alma açısından da. Yani siz Amerika'da bir startup girişimine başladınız. Mesela sizin ülkeye girişim çok güzel ve girişimciler geliyor. İşte hatta yiyecek ürünlerini üretiyorlar. Değişik şeylerle geliyorlar. Bunların ciddi anlamda fon almaları, finansal destek almaları için Amerika'da bir firma olmaları gerekecek. Yoksa alamazlar. Çünkü bir kez finansal yatırımı yapacak, ona destek verecek kişiler, finansal firmalar ya da kişiler güvende hissedecekler kendilerini. Çünkü buradaki firmaya yaptıklarında biliyorlar ki güvende, burada takip edilecekler, burada bir yanlış olsa düzeltebilecekler. Buradaki mahkemelerle muhatap olmayı tercih ediyor yatırımcı. Kesinlikle. Bir sistem. Kesinlikle. Bildiği ve güvendiği bir sistem olduğu için. Çok hızlı bir soru. Ayhan Bey hukuk eğitimini hangi ülkede aldın? Ben asıl hukuk eğitimimi Türkiye'de aldım. Marmara Hukuk mezunuyum. 2002 yılında mezun oldum. Tabii ondan sonra işte staj eğitimini yaptım ve avukatlık ruhsatımı aldım. İstanbul Barosu'na kayıtlıyım ben. Aldım 2004 ve Ocak'tan sonra eğitim için Amerika'ya geldim. Yani yaklaşık 16 yıldır buradayım. İkinci eğitimimi de burada New York'ta aldım. Burada bir Benjamin Cardoza diye bir okul var. Prestijli bir okul ve Yeşiva Üniversitesi'nin hukuk fakültelerinden. Orada da yüksek eğitimi yaptım. Evet, böyle bir cevap vermiş olayım. O da Amerikan Supreme Court'un justice'larından birinin adını vermişler. Tabii. Aynen, en prestijli, en önemli hakimlerinden birinin adı. Çok değerliydi zaten. O açıdan önemli bir isim. Tabii o okul da o isme hak eder ilerliyor. Amerika'nın en iyi haksız rekabet, işte markalar konusunda eğitim veren, yüksek eğitim veren okullarından bir tanesi. Şimdi kapatırken yine son sorum hep aynı oluyor. Anadolu'ya girişimcileriyle sen tanıştın. Galiba bir ya da iki dönem geldin bize. Workshop bence yaptın. Teşekkür evet ediyorum. İzlenimlerini alabilir miyiz? Gözlemlerin nelerdir? Nasıl buldun girişimcileri, startupları? Ben şöyle bakıyorum o duruma. Bir tabii girişimciler startup tarafı var. Bir de girişimin kendisi var. Bu bence önemli. Ben girişimcileri ve startupları katıldığım o workshop zamanında çok şey gördüm. İstekli, heyecanlı ve gerçekten bilinçli, hani adım atmak istekleri, neler yapmak istediğini bilen kişiler olarak gördüm. Ve bunun bir sebebi de tabii gerçekten girişimin başarılı olması, girişimin hani sözde kalmaması Selçuk Hocam. Yani girişimin sözde kalmayıp gerçekten o yatırım imkanı ya da o öğrencilere, o girişim yapan gençlere bunu değerlendirmeleri için zaman ve bunu değerlendirme için gerekirse maddi, yani maddi anlamda, gerekirse lojistik anlamında destek vermesinin sonucu olduğunu gördüm. Çünkü şu kolay bir şey. Biz destek olabiliriz, başlayın. Bunu herkes diyor. Bunu herkes söyleyebiliyor. Ama olayı gerçekte bir fiziksel ya da pratikte gerçeğe çevirmek asıl önemli olan nokta. Bu yüzden girişimin çok doğru adım attığına inanıyorum. Yapılmayan bir şey yaptığına inanıyorum. Yani bu da şunu gösteriyor. Özel sektörün önemini gösteriyor ve gerçekten sonuçta Ulukaya girişimini başlatan sizler ve ana şirketi Çobani'nin başarısı zaten ortada. Dolayısıyla bu anlamdaki vizyonu vermek çok önemli. Kişilere yani inandıkları sürece başarılı olabileceklerini, yeterli olan doğru adımları atmalarını göstermek. Ben girişimcileri gayet başarılı buldum çünkü önemli bir selection'dan geçtiğini biliyorum sizin tarafınızdan ve bunun devam etmesinin önemli olacağını inanıyorum. Tabii şunu bilmek lazım. Her şey maddi destek değil. Manevi destek çok önemli. Şimdi ben düşünün o toplantılara geldiğimizde girişimcilerin
Her şeyi bir tarafa bırakın, Hamdi Bey gördüğünü görüyorsun. Yani ulaşılabilir hemen orada. Her şeyi bir tarafa bırakın, sizin gibi bir değerli hocamızı bulabildiklerini, görebildiklerini görüyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü bu o genç arkadaşlara şunu gösteriyor. Demek ki bu mümkün olabiliyor. Demek ki bu yapılabiliyor. Ha, demek ki bizim doğru adımları atmamız gerekiyor. Bu tabii manevi desteğin inanın şeyi yok. Yani bir değeri yok. Biçilmiş evet. Bir değeri yok. Yani aslında işin açıdan madde kısmı kolay kısmı değil mi? En kolay kısmı ama tabii şu tarafı da var. Uluk'a geçiş onunla da kalmıyor. Orada başarılı olanlara bir hap veriliyor. Bir odaları oluyor. Bir çalışma ortamları oluyor. Bunlar da çok değerli. Ama bence o manevi desteğin içinde olmaları bu genç arkadaşların çok değerli. Çünkü şöyle görmek lazım. Burada Uluk'a gibi girişimi gibi adımların devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Şu an çok yeni bir girişim bu. Şurada bir 4 yıllık ama düşünün ki Selçuk Hocam bunun bir 6 yıl daha devam ettiğini. Bir 10 yıl, bir 12 yıl, ya bir 15 yıl, 20 yıl. Ve bu 20 yılın sonunda çok ciddi isimlerin çıktığını, çok başarılı kişilerin ortaya çıktığını düşündüğümüzde gerçekten çok faydalı olduğunu görebiliyoruz. Bir de şunu görmek lazım. Girişimdeki kişiler de bunu görüyorlar. Yani şimdi bunu gördüğü zaman demek ki ben başarıyı yakaladığımda ben de aynısını yapacağım. Ya bu Uluk'a girişime daha fazla destek olacağım ya ben de bu şekilde gençleri getireceğim. Oysa düşündüğünde her taraf için win-win derler ya kazanç bir şeydir. Yani bu genç arkadaşların da onlara destek olacak diğer iş adamlarını da önünü açar. Çünkü gerçekten şunu bilmek lazım. İşte hani benim de hayalim o yani örnek olması, model olması. Kesinlikle bir de şu çok önemli. Hani biz tamam şu olabilir tecrübeliyiz işte işimizi yapıyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz. Ama gençler her zaman farklı bir şeyle geliyorlar. Yani gençler her zaman şu anla geliyorlar. Şu anın jenerasyonuyla geliyorlar. Şu an jenerasyonun ihtiyacıyla geliyorlar. Teknolojisiyle geliyorlar. Ve dolayısıyla inanılmaz yeni fikirlerle geliyorlar. O açıdan bu yeni fikirleri de keşfetmek bu yerlerden oluyor. O açıdan ben çok başarılı görüyorum. Umarım hep devam eder. Biz de her zaman desteğinizi yerine getireceğiz. Hatta ben bir şey söyleyeyim. Ben şunu görüyorum, yani diyecekler çok övdün Ayhan Bey diyeceksin girişimi ama çok değerli olduğu için. Bence gerçekten başarıyı tarif ettiğimizde hani etle kemiğe bürünmüş hali dediğimiz şey Uluk'a girişimidir diyebilirim ben. Bu güzel cümlenle bitirelim, üstüne bir şey eklemeyeyim hiç. Çok teşekkür ederim, vaktini ayırdın bizim için. Her zaman. İnşallah yakın zamanda fiziksel olarak da görüşme fırsatımız olur New York'ta. Şu pandemi bir bitsin. Sana başarılar diliyorum. İyi bayramlar. Sağ olun. En kısa zamanda olmadı sizi bir canlı da yanından yaparız. Yaparız. Uzaysa. Size aynen. De iyi bayramlar.